Şimdi bu büyük bir çelişki. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın Yargıtay'ın yapısında köklü değişiklikler öngören kanun teklifine gösterdiği tepkiye Adana'dan destek geldi. Yeni Nesil Siyaset Platformu Başkanı Avukat Yusuf Özer, Yargıtay Başkanı'nın açıklamalarına sonuna kadar katılıyorum. Son günlerde özellikle yargıya yapılan müdahaleler kabul edilemez bir boyuta geldi. Hukuk camiasının bir ferdi olarak doğrudan hukuk sistemine yapılan bu müdahalenin kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu yanlıştan dönülmesini talep ediyorum diye konuştu. Gerçekten son günlerde özellikle yargıya yapılan müdahaleler kabul edilemez bir boyuta geldi. 17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından AK Parti iktidarının paralel söylemlerini kullanarak yargıda başlattığı geri dönüşüm sürerken Yargıtay'da yapılması düşünülen değişikliklere tepkiler de gelmeye başladı. Yeni Nesil Siyaset Platform Başkanı Avukat Yusuf Özer, Yargıtay'a yapılacak müdahalenin Yargıtay'ı bir temyiz merci olmaktan çıkartıp bir ilk derece mahkemesine dönüştürüleceğini ifade etti. Eğer 2015 yılında biz istinaf mahkemelerini faaliyete geçireceksek zaten Yargıtay'ın iş yükü her yıl %10 oranında artma değil, birden %50 oranında, %60 oranında azalacaktır. Böyle bir azalma gündemdeyken istinaf mahkemeleri faaliyete geçecekse neden o zaman Yargıtay'a daire açıyoruz? Neden Yargıtay'a müdahale ediyoruz? Yapılan düzenleme ile Yargıtay'ın görüşü alınmadan hakim ve savcı atanabileceğini anlatan Özer, belediye bazı memurları kendisine almak isterken bile farklı kurumlardan kurumun onayı görüşünü almadan alabiliyor mu, mümkün mü? En alt kademedeki memuriyet içinde bu düzenleme uygulanıyor da bizim tek güven kaynağımız olan mülkün temeli dediğimiz, herkesin en son sığınak noktası dediğimiz yargı için bu neden lüks görülüyor? Yargıyla neden bu kadar çok oynanıyor şeklinde konuştu. Yargıyla ilgili düzenlemeler bir etki tepki şeklinde anlık bir etkiye karşı hemen tepki olarak bir düzenleme yapılmaz. Oturulup sağlıklı bütün kurumlardan, kuruluşlardan gerekli ne aksayan yönler ortaya çıkartılarak sağlıklı bir düzenleme yapılır.